Şamkin'de işi insanımız Sayın Mehmet Ali Karamemiş'ten rica ettik. Kendisi de kırmadı, destek oldu. Teşekkür ediyoruz. Başkanım siz de bilgi kelam etmek isterseniz. Öncelikle sizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız. Tabii sizlerle bir arada olmak bizim için olmuş şeref. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu filmi beraber izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Tabii şehitler, şehit yakınları bizim başımızda. Benim dedem de şehit. Hani ülkemizde şehit olmayan ev yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizler için şehitlik çok önemli bir mertebe ve şehitlerimizin, yakınlarının her zaman yanında olmaktan biz onur ve şeref duyarız. Her zaman yanınızdayız. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederim. Davetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Sayın katıldınız, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben de işte bu güzel bir film. Hani bizim tarihimizde veya işte mücadelemizde bir kahramanlık filmi. Ben Çankırı gençlerimizin de belki izleme fırsatı bulamazlar diye böyle bir düşüncesi oldu arkadaşlarımın. Biz de yapalım dedik. Hemşerilerimiz dedik beraber bu filmi izlemek istedik. Sizler de buradasınız, mutluyuz. Teşekkür ederim. Onur ettiniz bizi. Evet, nasıl buldun sen? Çok duygusaldı. Gerçekten de çok fazla etkilendim. Yani ders aldım gerçekten de. Ben çok fazla beğendim. Çok teşekkür ederim. Biraz yaşlarını tutamadın sen. Evet, tutamadım gerçekten de. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, nasıl buldunuz gençler? Beğendiniz mi? Evet, güzeldi. En etkileyen sahne neydi senin? Şehit oldukları sahne. Evet gençler. Siz nasıl buldunuz? Güzeldi, sonu çok duygusaldı. Yani gözüm doldu. Evet, güzeldi. Film. Film gayet iyiydi. Yani sonu da çok güzeldi. Ben gayet beğendim. İyi ki varsın Eren diyorum. En etkilendiğin sahne hangisiydi? En etkilendiğim sahne vurulduğu sahneydi. Çok duygusaldı o an. Yani kendimi tutamadım. Gerçekten ağlayacaktım. Son dakikalarda gerçekten çok duygulandım. Gençler siz nasıl buldunuz? Yani çok iyi bulduk. Her gencin izlemesi gerekiyor muhakkak. Şehitlerimizi herkesin tanıması ve bilmesi gerekiyor. En etkilendiğin sahne hangisiydi? Vurulma sahnesiydi. Çok kötüydü gerçekten yani. Konuşmak istemiyorum. Kelimelerle anlatılmıyor gerçekten. Teşekkür ederiz. Duygulandırdı. Daha bitmedi, film arasına girdi ama çok güzeldi. Evet, beğendik. Gayet güzeldi bence. Yani duygulandırdı. Güzeldi. Siz nasıl buldunuz? Güzeldi, bayağı iyiydi. Duygusal. Senaryosu nasıl? Çok iyi. Ser, nasıl buldunuz? Filmi çok beğendik. Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hangi okuldasınız? Çankırı Fen Lisesi. Filmde en etkili sahne neydi sizce? En etkilendiğim sahne babaların öldüğü sahne. Evet, siz nasıl buldunuz? Ben de güzel buldum. Güzeldi yani. Sizi etkileyen sahne neydi? Yani şu hani kurabiyeyi bölüyorlardı falan. Yani o yoksullukları etkiledi ya beni. Evet. Çok yani hani 11 kardeş hepsine yetmiyor hiçbir şey. Siz de mi Fen Lisesi'ndesiniz? Evet, hepimiz. Size soralım. Güzeldi film. Emeği geçen herkese de teşekkürler. Sizi etkileyen sahne neydi? Beni etkileyen sahne de aynı şekilde kurabiyelerin bölüşmeleriydi. Nasıldı? Film beğendin mi? Film çok güzeldi. Biraz hüzünlü ama. Evet, izlediniz. Nasıl buldunuz? Çok güzeldi, beğendik. Teşekkürler, sağ olsun. En etkilendiğiniz sahne hangisiydi? Hepsinden etkilendik. Evet amca, nasıl buldun filmi? İyiydi, çok güzeldi. Canlanmış. Bayağı olay anılar canlanmış. Hangi sahne en çok etkiledi sizi? Son saniyeler. Son saniyeler çok etkiledi bizi. Evet, siz de izlediniz, nasıl buldunuz? Güzel. Evet teyzeciğim, siz nasıl buldunuz filmi? Sağ olun, Allah razı olsun, iyiydi, iyi bulduk. Ne yapalım? Etkilendiniz mi film sahnelerinden? Ne kadar olsa etkileniyorum tabii. Tabii, huzurlu. Tamam. Dedim. Filmin kahramanı kimdi? Eren Bülbül. Çok beğendik. Gururluydu, onurluydu. Güzeldi yani. Geldik, izledik, çok beğendik. Çok iyi olmuş. Nasıl buldunuz filmi?
Film çok güzel. Çok beğendik filmi. Çocuklarımız için de çok güzel, milli manevi değerlerini kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum size, sponsor olanlara. Çocuklarımız için çok güzel bir filmdi. Ben de çok beğendim gerçekten. Sizi etkileyen en önemli sahne neydi? Yani Eren'le o kurşunun aynı anda gösterilmesi çok güzeldi. Bir de babanın çocuklarından ayrı kalması. Yani bir çocuk evine babasına kavuşabilsin diye bir çocuğun babasından ayrı kalması. Orası beni çok etkiledi. O bölümden çok etkilendim. Yani babalar çocuklarına, çocukları görmüyor bile babalarını. Bu şekilde yetiştirmiş, bu vatan için çocukları babasız büyümüş evlatlar var. O yüzden gençlerimizin bunun kıymetini bilmesi lazım. Evlerine, babalarına kavuşabilsinler diye bazı çocuklar şu an babasız kalmak zorunda kaldı. O sahne beni çok etkiledi. Teşekkür ederiz. Gençlerimize de soralım. Sen nasıl buldun? Çok güzeldi. Teşekkür ederiz her şey için. Seni etkileyen sahne neydi? Babasının vefat ettikten sonra yaşama olan tutunması beni bayağı etkiledi. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Görüşürüz. Evet başkanım, yorumları alalım. Nasıl film? Teşekkür ediyoruz. Tabii duygulandık. Gerçek bir hayat hikayesi. Yani bu ülkede ne Eren Bülbüller bitecek, ne Ferhat Gedikler bitecek. Sene 1984'ten beri devam eden bir PKK terörü ve bu uğurda ödenen binlerce şehit, binlerce gazi, verilen binlerce can. Allah hepsinden razı olsun. Şunu diyorum en son. Kim teröre ve teröristlere destek oluyorsa Allah bin belasını versin. İnşallah şehitlerin kanında boğulsunlar. Ayrıyeten gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamentoda, gazi mecliste terörist istemiyoruz. O hainlerin de oradan bir an evvel dışlanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere talep ve rica ediyoruz. Bu imkanı bize sunan iş adamımız Mehmet Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle duygulandık. Ama hayatın gerçeği, bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Erenler, Fethi Sekinler, Ferhat Assubay meslektaşımız, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Siz nasıl buldunuz efendim filmi? Çok duygulandım. Çok çok. Valla bilmiyorum, gördüm görmedim. Daha gözlerim yaşı yeni kurudu. Yani ne diyeyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel oldu bizim için. Bizim için de güzel.